Marrakeş Film Festivali'nde jüride yer alan İranlı oyuncu Leyla Hatami ile sohbet ettik. Ünlü yönetmen Ali Hatami ve güzel oyuncu Zari Hoskam'ın kızı olan 39 yaşındaki Leyla Hatami sinema dünyasına 1996'da adım attı. Leyla Hatami son olarak Bir Ayrılık filminde eşinden ayrılmak için mücadele veren bir kadını canlandırdı. نه خیر ایشون نه معتاده نه مشکلی داره خیلی هم آدم خوب و سالمی پس برای چی میخواد طلاق بگیریم Bir Ayrılık filmi 2011 Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülüne layık görüldü. İran'da sansür nedeniyle film çekmenin ne kadar zor olduğunu herkes az çok biliyor. Bu sansür politikası film sektörünü ne şekilde etkiliyor? Aslında İran'da yönetmenler her zaman bir takım kurallara uymak zorunda oldular. Sınırlar hep vardı. Film çevirirken bu kurallara uymak mecburiyetindeler. Bu her zaman bu şekilde olmuştur ve herkes buna alışkın. Hatta bazen bu durum yaratıcılığı körüklüyor. Bu kısıtlamalar sansürün ya da siyasi değişikliklerin bir sonucu. Bu da sanatsal kararları etkiliyor. Yönetmenler bunu her zaman yaşamıştır. Yeni bir şey değil. Başından beri bu şekilde çalışıyorlar. Bu kısıtlamalar yer yer sert veya az olabiliyor. Yine de yönetmenler bu sınırlara tamamen uymayıp farklı tekniklerle etrafında dönmeyi biliyor. Müslüman bir ülke olan Fas'tayız. Festivalin açılışı sanatsal anlamda cesur bir filmle yapıldı. Bu filmi İran'da göstermek mümkün olur muydu? Olumlu bir şey olduğunu düşünüyorum. Müslüman bir toplumda genelde yasaklanan, açık sahneler içeren filmlerin gösterimine izin verilecek kadar hoşgörü olması hoşuma gidiyor. Bunu destekliyorum. Ama kıskanmıyorum, yani niye bizde öyle değil demiyorum. Aklıma ilk gelen o olmuyor. Ama yine de bu değişimi ve farklılığı görmek çok güzel bir şey. İslami zeminde çok kültürlülüğe ve hoşgörüye şahit olmak çok hoş. İran'da oyuncu olmak nasıl bir şey? Ciddi bir meslek olarak görülüyor mu? Geçmişte bu mesleğe ciddi gözle bakılmıyordu. Başka ülkelerin aksine sanatsal meslek statüsünü elde etmek ve hak ettiğin değeri almak çok uzun sürüyordu. Bunlar hep gecikmeyle oluyordu. Ama artık son 20 senedir, bilhassa son 10 yılda sanatçılar toplumda önemli yer kazandı. Geçmişte sinemada oyunculuk ve oyuncular küçümseniyordu. Onlara değer verilmiyordu. Yönetmenler, yapımcılar ve senaristlere nazaran ikinci planda tutuluyorlardı. Artık İranlıların gözünde daha önemli ve ciddi konumdalar. Oscar adayı olduğunuzu söylediniz. Eğer ödüle layık görülürseniz, İran'a nasıl bir mesaj gönderirsiniz? Herhalde ilk önce İran halkına seslenirim. Çok mutlu olurlar. Sanatsal özgürlük hiçbir zaman yasaklanamaz. Ülkenize sanatsal özgürlük konusunda hangi tavsiyeleri vermek istersiniz? Bununla ilgili özel bir tavsiyem yok. Ben de o ülkenin, o halkın bir parçasıyım.
İnsanlarımızın zeki olduğunu ve sanatsal düşüncelerini çok iyi ifade edebileceğini düşünüyorum.